Seninle bir alakası yok. 15. bölüme geldik bu arada. 15. bölümümüzün adı neydi? Evet, bilmiyoruz. Neden? Çünkü araya Barbara Parbin'le sevgililer günü kutlamak isteyen bir sevgili karıştı. Yüksek ihtimalle eski olan sevgili. Olmuyor. Ve sen benim eski sevgilimsin artık. Ben de artık. Hırsız. Harbiden hırsız yazmışlar lan adamın şeyini. Kim ki acaba o? Bu da ne? Bu nedir? Eski bir belge. Tolunma hazine. Kral Koyu Limanı'ndan Libertalia için demir alan Destiny yük gemisinin manifestosu. 10.000 sikke gümüş babür. 34.7 kilogram. 9.000 sikke gümüş babür. 31.3 kilogram. Onun Allah İspanyol altınları. Heykel altın at ve biniciler. Allah. Bronz heykel. 100 mızrak İspanyol. 54 kılıç. Scofield teşekkür ederim abi. Sayın modlara bir soru sorabilir miyim? Tabii ki de sorabilirsin. Or tabii ki de abi. Bomboş. Abi neden her şey boş ya? Allah aşkına ya. İşte ben bir şeyler bulacağım. Ben bir şeyler bulduğumda da Raif'in adamları gelecek kesin. Zaten Raif'ten haz etmiyorum hiç. Bir şey yok. Evet abi bir bok bulamayacağız. Bu da boş. Ama bu ne? Bir şey buldum. Demiş bu. Bu mektubun sağlam kaldığına şaşırdım. G bölümü B rafı, içerikler, Ray Tyler tarafından sayıldığı üzere mücevherli hançer, kurucu El Basra bu mücevher işlemeli hançerin bizzat İmparator Evren Gizi B'e ait olduğunu iddia ediyor. Eğer doğruysa fiyatı paha biçilemez. İnci fil, inci eğerle beraber koyu çivit mavisiyle boyanmış küçük muhteşem bir model. İçimden bir an cebime atmak geldi. Benim bu arada. Resim yeşim taşı vazo. Bu yontulmuş vazodaki detaylar göz alıcı. Babürler yeşim işleme konusunda oldukça hünerliler. Kurucu El Basra İmparatorluklarında böylece eşyaların üretimi için ayrılmış atölyeler bulunduğundan bahsettim. Anlamam neler neler. Yakınlaştıralım ne olur ne olmaz bunları. Bunu da yakınlaştıralım. Peki. Sonradan hatırlayabiliyor çünkü biliyorsunuz ki Nathan sonra burada bir şey vardı falan diyor. Aklına geliyor bir şeyler. Ha, elbise şıkmış. Olmaya benziyor. Adam yarmışlar ya. Hafızdın değil mi? Aferin. Abi ölüyle bu nasıl bir konuşma şekli ya? Bu bir ölüyle bir nasıl bir konuşma şekli? Adam ayılsa bir şey olsa ne yapacağız Nathan Allah aşkına? Hey Nathan şuna bir bak. Neye bakacağım abi? Onu ne buldun? Göster. Libertalia parası. Bunda Evren'in mührü var. Hı hı. Altını eritip sonra da kendi parasını basmış olmalı. Yani buna ve raflardaki belgelere bakılırsa hazine buradaymış. Evet. Bu da şu soruyu doğuruyor. Şu an nerede? Pekala. Hazine alıp kesin kaçtılar dışarıda ya. Dışarıda bir boğuşma yaşandığını biliyoruz. Evet ve içeride de. Yani koloniciler mi çaldı? Hayır. Kendilerinin olanı geri almaya çalışıyorlardı. Bak. İşte Avery. Tew. Libertalia'nın kurucuları. İkisine de hırsız yazılmış. Evet. Ne katil ne de zorba. Hırsız. Yani koloniciler buraya daldığında yani çaldılar. Hazine çoktan gitmişti. Evet çünkü bu adamlar onu çoktan kendilerine almışlardı. Bilmiyorum ki Logar nereden geldi. Korsan hiçbir hep fikrim korsandır. Yok. Evet korsan hep korsandır. Ha,
Sen şu kısmı bitsin konuşacağım. Taşıdıkları yeri biliyorum. Ne? Nereye? Bir harita. Evet, tam burası. Hazine binamız. Bu bir Libertalia haritası. Öyle. Adanın diğer tarafına doğru takip et ve bak şurası. New Devon. Dur. Avery İngiltere Devon'dandı. Kesinlikle. Dostum, bunlar gerçekten büyük konaklar. Ve baksana, hepsinin de kendi mührü var. Çünkü orada yaşıyorlardı. Ne dersin ha? Şu gözcü kulesine çıkalım mı? Günümüzü buluruz. New Devon, biz geliyoruz. Hadi bakalım. Abi hiçbir fikrim yok nereden geldiklerine dair. Hatta peki, beni biliyorsunuz hani ben bilinçli olarak birazcık 9'dan falan sonra yayın açmaya çalışıyorum ki hani daha böyle aklı başında, kafası yerinde, hani normal insan gelsin. Maksadım o, amacım o. Yani anlamadım ki, bir garip bir insanlar geldi bugün. Bugün gün içerisinde oldu ve de bu. Bir fikrim var. Hı-hı. Şuna bir el atsana. Bunu itebiliyor muyuz? Tamam. Geldim abi. Tamam, hazır. Tamam, bu iyi kaldım. Avizeyi kaldırma. Bizi kıracak bir şey yapacak. Çocuğum galiba. İltifat etmiştim. Teşekkür ederim. Pekala. Şimdi şık görünüyor. Hadi oraya çıkalım. Hadi oraya çıkalım. Daha oraya nasıl çıkacağız ya? Oo, böyle. Peki. Ben buradan nereye gideceğim lan? Buna mı atlayacağım acaba? Bence şunu atlayabilirim. Sallanmayı bir denesene. Evet, öyle yapacağım zaten. Sus. Oho, iyi deneme Tarzan. Sağ ol abi. Eyvallah brom. Ben nereye gitmeye çalışıyorum lan? Benim kafa döndü bak gene. Bir aşağı inerim azıcık. Ya. Ay. Pardon. Pardon, kandın. Baldwin. Ne? Baldwin'in üstüne bastın. Baldwin'in üstüne mi bastın? Ay pardon, özür dilerim. Affedersin. Hadi bakalım buradan ne yapacağız? Sen geliyor musun? Hemen arkandayım. Pekala. Hop. Tırmanıyoruz. Merdivenlerin sağlam olmasına şaşırdım. Hey. Sesenlerin Okan Bölgen, Okan Yalabık abi. Batu, bir şey soracağım. Gecenin bu uyarısı bence hiç kimsenin tadı kaçmasın. Direkt submodal, belli ki çok fazla salak gelip gidiyor çünkü. Sen de hiç boşuna yorulma yani. Herhalde tek uyanıkta sen kaldın. Direkt al submoda. Yapacak bir şey yok. Normal doğru düzgün izleyip chatte muhabbet edenler de kusura bakmasınlar ama aptal adamla uğraşamayacağım abi şu saatte. Kimseyi de uğraştıramayacağım yani. Gerçekten çok fazla aptal kaynıyor çünkü şu anda belli ki. Ayaks. Değdi bile. Demiştim. Belli ki bugün kendi izledikleri zeka seviyelerindeki yayıncı yayın açmamış. Onlar da deli dana gibi aranıyorlar. Ben anlıyorum ama onları da.
Çünkü ne yazık ki evet abi. Belli gerizekalı insanlar size hitap ediyor ve onlar yayını açmadığında buralara dadanıyorsunuz. Ya gelmezseniz çok sevinirim. Takip ediyorsanız da şu an takipten çıkın lütfen. Aptal adam çekemem yani. Deli ettiler beni şu an ya. Allah Allah. Nasıl bu kadar salak olabilirsin kardeşim? Nasıl bu kadar sıfır beyin yaşayabilirsin yani? Yazık değil mi? Yukarıya mı çıkacağız acaba? Böyle bir muhabbet mi var? Dur bakayım. Hiç bilemedim. Bir aşağı inelim birazcık. Kola umudunu biraz daha mı uzatsın? Zaten bu gidişle öyle yapacağım ya. Hakikaten. Alacağım yani bir yaya. En sonunda kafam rahat edecek. Baksana laf yetiştireceğim diye yani. Zekasızlara. Nelerle uğraşıyorum. Hey sen. Evet. Tamam, sadece düşmediğinden emin olayım dedim. Sayılır. Vardık vardık. Heyecanlandı. Heyecanlandı. Grafikler çok güzel ya. Oyun çok güzel zaten. Hey, beni kaldırabilir misin? Kaldırırım. Elbette. Ben nereden kaldıracağım seni? Üçgen çıkmıyor lan. Resmi üçgen çıkmıyor. Gel bro. Hadi. Hazır mısın? Abi. Hazırım. Sarıyor zaten. Sarırdı. Pekala. Bir şey buldum. Hey, geri çekil. Çekildim. Beynimi atsaydın abi. Beynimi fırlatsaydın sen ya. Kafamı attı resmen. Abi vallahi bu ben öleyim istiyor ya. Gerçekten bu benim ölmemi istiyor bak. Tam karga yuvası ha. İşte bak. Öl ölmem roketten. Ne dersin gidip zenginden çalalım mı? Hadi çalalım abi. Hadi çalalım abi zengin. Abi ben zenginden ayıla bayıla çalarım. İki saniye sizi şurada bırakıyorum. Hemen bir lavaboya gidiyorum, geliyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Siz de olsa da lavaboya falan gidin. Gelin hadi hemen. Tamam mı? Hemen geliyorum. Sizi o sırada şu muhteşem manzarayla baş başa bırakıyorum. Geldim. Hop geldim. Hop baba online. Ay. Evet. Sakalları uzadı canım. İkisinde de önce sakalları uzadı ya. Evet hadi bakalım şimdi buradan geri iniyoruz. Peki. Sence New Devon'a ulaşmamız ne kadar sürer? Birkaç saat. Yol üzerinde nelerle karşılaşacağımıza bağlı tabii. Abi. Sen iyi misin? Oh yo! Oh yo! Bu neydi? Nathan! Sen iyi misin? Evet. Abi, pencerelerden. Ha, pencerelerden abi. Dikkat et! Bu adamlar bir şeyleri patlatmayı çok seviyorlar değil mi? Aşağıya! Abi evet aşağıya da. Neredesin? Aşağıdayım hadi. Yo 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 oraya değil oraya değil oraya değil. Hayır.
değil abi. Oraya değil. Neredesin? Aşağıdayım, hadi. İçimden bir ses bizden bıktıklarını söylüyor. Bıktı bıktı. Cidden mi? Ofika nereden kapıldın? Aşağı, çabuk. Durma, yürü hadi. Nathan! Kalk bak, gitmeliyiz. Gitmeliyiz. Hemen! Ediyorum, ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnna illallah. Serfis, hadi rahmet. Hadi inna şahaneke olepten. İman gücü! Tamam abi, neredesin? Neredesin Brom? Biz nereye atacağız en önemlisi? Tamam Nathan, sal şunu. Evet harika, kendi kendime bomba da attım. Peki ben nereye gideceğim? Koş. Delilik bu. Direkt koşacağız abi. Hiç durmadan. Delilik direkt. Bu. Koş. Koş 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 koş. Lanet, kapıyı açmama yardım et. Basmadıysam şerefsizim abi. Allah ilkse basmadıysam en adı şerefsiz olayım. Bir daha deneyelim de neremle deneyeyim yani artık. Oraya tutunabilir miyim ki acaba? Böyle de değil. Karşıya atlayabiliyor musun acaba? Evet atlıyorsun, süper. Hmm.
Abi. Nasıl bir sahneydi Allah aşkına. Şey. Bacım, karım var diyorum, ah. Evliyim diyorum ya. Taktı selam bana bu. Nadine, seni tekrar görmek güzel. Ah, tamam, mango, mango. Ne saçmalıyorsun sen? Bu benim parolam. Hep böyle akıllı mısındır? Yani arada bir. Evet. Sen ve kardeşin ya. Kendinizi kanıtladınız Drake. En iyi hazine avcıları sizsiniz. Evet. Yazık ki aynı tarafta değiliz. Bekle. Hala vakit var. Size güvenmek mi? Bir daha aynı hataya düşme. Hey, bu bir konuşalım. Döv onu. Hadi. Bu biraz dayak. Beklediğinden sertti. Ben gideyim artık. Bu olanlardan sonra öylece gitmene izin veririm mi sanırım? Ha, açtım. Çok gitsek sanki. Evet, bana kalırsa bu akıllıca olurdu. Aa, yapma Nedin, cidden mi? Tamam, anladık, belalı bir tipsin ama biz iki kişiyiz. Adamlarım şu an buraya geliyordur. Tek yaptığım zaman kazanmak. Tabii işinizi ben bitirmezsem. Öyle mi? Kadın nasıl dövebiliyor böyle ya? Bu adadan bıktım. Korpişinden bıktım. Ve senden de bıktım. Hayır, hayır. Sen karışma. Lan? Çocuğu boğmayacak. Çocuğu boğmayacak. Biz karımda çocuk istiyorduk. Vallahi kadın yaktım seni çıralı. Beynine çökeceğim kadın senin. Nadine! Uçan ne ettin yumuşak kalkan? Al o silahı, al o silahı. Hızlısın. Ama yeterince değil. Hey, onu boş ver. Hadi onlar gelmeden önce buradan... Siktir. Hey. Herkes bir... Sakiniz, tamam. İşte bu çok ilginç. Nate? Samuel? Evet. Atın silahları. Hepiniz. Olmaz. Reif, adam çok dengesiz. Kaygılanma Nadine. Bu adamlar kimseyi acımasızca öldüremez. Tarzları değil. Canı üzerine bahse girer misin? Devam et. Vur onu. Sam. Ben ölürsem siz de ölürsünüz. Öyle olsun bakalım. Tek bir adım daha atma. Yani böyle mi? Sam, silahını indir. Seni uyardım. Yapacağım. Bitti. Durun, hayır. Ateş etmeyin, durun. Yere koy. Bitti. Tamam. Bitti. Kaygılanma Nadine. Tarzları değil. Ne diyebilirim? Yapamaz sanıyorum. Yapamadık biz bunu. Samuel, iyi misin? Bu anın geleceğini biliyordun sanırım. Hey! Hadi ama. Sen istedin ama Nathan. Bizi yakaladın artık, sakin vurmadı. Ol. Vurmadı, vuracaktı ya. Bak sen bir iş adamısın, hadi bir... Gel bir anlaşma yapalım. Bir anlaşma, olur tamam. Aklında ne var duymak istiyorum. Hadi sen devam et, dinliyorum.
Ah. Evrinin hazinesini mi istiyorsun? Ah. Bulmana yardım edeceğiz. Ben de sizi sağ bırakayım, öyle mi? Evet. O ve bir de ufak bir pay. Adamdaki cürete bak. Sadece ona özgürlüğünü geri verecek kadar, tamam mı? Özgürlüğü mü? Nathan. Evet. Hapiste yattı. Yani elinde silahın adı Ray. Ve onu çıkaran adam Hector Alcazar, ona çok borcu var. Dur dur dur. Sen neden söz ediyorsun Nate? Hector Alcazar yaklaşık 6 ay önce Arjantin'de vurulup öldürüldü. Samuel'i çıkartan benim. Vay canına. Sana ne dedi bu? Sam, nasıl bir hikaye uydurdun sen? Alcazar mı? Gerçekten mi? Yalan ha? Kardeşine yalan mı söyledin? Boşa vakit harcıyoruz. Bir saniye dur. İş şu ki Nate, Avery'nin hazinesini aramayı hiç bırakmadım. Çıkmaz yollara girdim, biliyordum durdum. Biliyordum abi ya. Sonra öğrendim ki dostumuz Samuel Drake, namı diğer Avery uzmanımız, canlı ve de iyi durumdaymış. Yani firar filan yoktu. Gardiyana rüşvet verdim ve kardeşin de ön kapıdan çıktı. Son iki yılını ikinci Aziz Dismas saçını arayarak geçirdi. Ve biliyor musun? Hepsini benimle yaptı. Hayır. Öyle? Hayır, bu saçmalık. Aa. Sam, ne diyeceksin? Başından beri demiyor muyum? Ah Sam. Ah Tanrım, hayır. Dinle. Evrenin hazinesi bizimdi. Hep bizim. Senin için hayatımı bıraktım. Hey, dinle, dinle. Nate teselli olacaksa beni de işletti. Bana numara çekti. İşin içine seni ve ihtiyarı karıştırdı. Yalan diyemem sen, bu gerçekten beni uyuz etti. Ama hepsi mazide kaldı. Bunu hak etmiyorsun. Peki sen? Tabii ey şansın ya. Kapa çeneni. Son baktığımda bir avuç hırsızdık. Yasaklı yerleri kazıyorduk. Rafe. Ne? Artık bitir şunu, yoksa ben yaparım. Bayanı duydunuz. Hey, bir ipucunu atlarsan hazineye veda edebilirsin. Çıkmaz yollara girmişsin. Bunu kendin söylemiştin. İtiraf et işte Rafe. Bize ihtiyacın var. Bayan dedi bu arada. Evet, haklısın. Yarı haklısın. Tek gereken sen. Bekle, bir hata ediyorsun. Yapma, sen dinle, dinle. Nathan! Oh. Hayır. Aman Tanrım. Nate! Ya benim biricik aşkım ya. Peki. İşte burası. Böyle bir yerde kim yaşar ki? Hiçbir fikrim yok. Ama adres kesin burası. Mekanı birkaç gündür gözlüyordum. Evde kimse yok. İşte içerideyiz. Vay be. Burası ne kadar büyük. Nereden başlayacağız ki? İçeri giriş yolu bularak başlayabiliriz. Sonra da büyük tura çıkarız. Sence burada alarm var mıdır? İçinde pencere kırma olmayan bir yol bulmaya çalışalım. Kapıdan girelim. Direkt kapıya gidiyorum. Kapı mı? Sen niye ki ya? Ne olacak abi? Ne demiştin? En azından denedik.
abi, kafa benle direkt aynı çalışıyor bu arada. Niye buralara çıkamıyorum? Vay be. Sence böyle bir yerin değeri ne kadardır? Dalamayız. Ne bu? Oradan bir yerden gireceğiz. Abi şöyle söyleyeyim yani, şöyle senaryosu olmayan deli gibi izlenen filmler var ya. Oyun çok güzel, oyunun hikayesi de çok güzel, işi de çok güzel. Grafiklere zaten diyecek bir şey yok. Ben oyunu bayağı beğendim. Burada çok minik bir pencere var, oraya çıkamıyorum ben. Pekala. Hadi dolanıp arkaya bakalım. Ha? Bakalım. Çok güzel ya. Harbiden çok güzel. Hey Nathan. Bak. Açık bir pencere. Nerede? Aa evet. Buradan. Takip et beni. Ben çıkamıyorum. Tamam. Tamam. Ben hiçbiri çıkamıyorum güdük gibi boyum olduğu için. Ben hep iki aşamalı. Bak. Abimiz de sağ olsun hiç yardımcı olmuyor zaten. Lüzumsuz. Hadi Nedir. Al hadi. Yedek getirdim. Evet. Özellikle bakacağımız bir oda var mı? Her türlü kitap, günlük veya araştırma notlarına karşı dikkatli ol. Burada bir şey yok. Niye ya? Yeni ayakkabı abi. Çak sen. Keşke birkaç sene öncesini görüp seni şurada bir tane şey yapabilsem, pataklayabilsem seni şu. Aa, mektup. Ben evdeyim. Benim adım Kenikiro Namba. Geçen hafta Okinawa kıyısı açıklarında yaptığınız son keşfiniz olan Tokugawa dönemi zırh setiyle ilgili Macera Perestler Kulübü'nde verdiğiniz konferansa katıldım. Dinleyicilerin küçümser tondaki soruları beni şaşırtsa da sunumunuz beni çok etkiledi. Kişilerin çalışmalarına duyulan saygı ve o çalışmaların tanınırlığı o kişilerin ırklarına veya cinsiyetlerine bağlı olmamalıdır. O konuda ikimizin de çaba sarf ettiğini düşünüyorum. Bugün size yazıyorum çünkü elime Fransız turnuva zırhı olduğuna inandığım bir zırh geçti. Fakat tarih ve ülke kökeniyle ilgili tam olarak emin değilim. Eğer ayırabilecek vaktiniz varsa sizin uzmanınızda birisinin düşüncelerini duymaktan memnun olurum. Bu teklifim çok küstahça geldiyse çok özür dilerim. Fakat şehirde en çok bir ay daha kalacağım. Eylül'de bir Viking gömü alanını araştırmak için İzlanda'ya seyahat edeceğim. Ve sizinle daha fazla konuşamayacağım için de çok üzgünüm. Benimle irtibata geçmek isterseniz Lennox'ta kalıyorum. Umarım öyle yaparsınız. Saygılarımla. Kenikiro Namba. Peki. Peki. Teşekkürler Kenikiro Namba. Bir fotoğraf. Zırh bu. Adam da bu. Kenikiro Namba da bu. Ne var?
Bunlar niye küçül? Çektiler abi. Yok. Biz suya düştük ya, suya düşünce çektik. Bu tavan arasından çıkmayacak. Kutular eski seyahat ve kamp ekipmanlarıyla dolu. Tamam, iş görür. İnelim hadi. Hadi inelim. Ben gene küçük olduğum için, evet. Peki nasıl bulacağız onları? Annemin not defterlerini mi? Hatırlamıyor musun yani? Hep o kirli beyaz deri cildi kullanırdı. Evet biliyorum ama burası çok büyük bir yer. Bu savanlıkta iner amak gibi bir şey. Doğru. Ben de gene kamp ekipmanı falan bir şey çıkacak saçma sapan. İşte bu. Beyaz deri. Galiba birini buldum. Ciddi misin? Hayır. Bu annemin değil. Ama doğru yolda gidiyorsun. Bak yine Kerikiron Amba'nın. Kyoto Üniversitesi. Oo, Japoncağız çok iyi. Japon musun? Baksana. Bana deli diyeceksin ama Ming hanedanlığı vazosuna benziyor. Nathan, aklı başında olan hangi adam bir Ming hanedanlığı vazosunu öylece ortaya bırakır? Haklısın. Herhalde bir imitasyondur. Evet, kesin öyle, alın öyle. Şunu ya. Değil mi? Öyle. Oyuncaklar ne güzel. Oyna. Oyna Nathan. Ah, hadi okuyalım. Sevgili Eddie, Peridon sevgilerle. Umarım mektup eline sağ salim ulaşır. Buralarda postane yok. Sadece uçak pisti olarak iş görüp Manu nehrindeki tekneleri yavaşlatan ufak çalılık alan var. Keşke dünkü uluyan maymunları görebilseydin. Bunlar ifade dolu yüzleri olup fazla meraklı davranan açık turuncu hayvanlar. Yaptıkları sesi ulamak olarak nitelendirmem tabii. Daha çok aslan kükremesiyle kasırga sesinin karışımına benziyor. Yasa dışı olmasaydı bir tanesini alıp sana ev hayvanı olarak getirebilirdim. Peki abi. Annen araştırmamızı tamamlamayı umduğumuz yarınki orman seferine hazırlanmakla meşgul. Sana sevgilerini gönderiyor. Büyüdüğünde bu koca dünyayı kendi kendine keşfedebilmen için seni yanımıza alacağımıza söz veriyorum. Anneannenin yanında yaramazlık yapma. Sıkı çalış. Bir ay sonra görüşeceğiz. Sevgilerle baban. Tabii ne güzel hediye mektup var bize. Bu senin evin miydi? Nate, bu kutular sana bir şeyler hatırlatıyor mu? Geleceğim abi, bir dakika. Kutularda bir şey var mı? Geldim. Hangi kutu? Şimdiye dek yaşadığımız her yeri. Aynen öyle. Babam hep şöyle söylerdi. Niye yerleşiyoruz ki? Nasılsa bir ayak almaz yine taşınacağız. Evet. Şerefsizin tekiydi. Çok mantıklı. Niye taşınıyoruz ki? Boşuna yerleşmeyelim çocuklar. Bu odadan bir cacık çıkmadı. Evet, bu odada hiçbir şey yok. Gel çıkalım. Bir saniye, şurada bir kapı var. Abi ya, neden yerleşelim? Yatağı niye toplayalım ki abi? Akşam gene uyuyacağız sonuçta. Açılmıyor. Hadi beraber yapalım. Hazır mısın? Hazırım. Vay. Bu bir çeşit lahite benziyor. Evet. Bu evde bunun baksana, ne işi var? Burada her yer tamamen lahitle dolu. Yani lahitlerle. Sen bu gerçek. Burası ne biçim bir yer? Harbi abi, burası ne böyle? Peki. Gidip öğrenelim. Mezar kaynıyor ortalık. Ya, bu Roma'dan kalma. Üçüncü, belki de dördüncü asır. Belki de dördüncü asır. Hey, bunu tanıdın mı? Müziğe ne oluyor abi? Bir dakika, buna benzer bir şey görmüştüm ama. Yaslanan figürler.
Etrüsklerden. Tabii ya, doğru. Evet. Ben korkuyorum, ben de gez. Birlikte gömülmüş. Evet evet, ben de gel. Biraz karanlık gibi. Müthiş bir hava katmış ama. Evet. Bak, müzik garipleşti, ben de gez. Mekan müze gibi lan resmen. Sence dinozor bölümü de var mıdır? Olsa şaşırmam. Organ kavanozları. Harika. Garip garip bir yere gidiyor. Vallahi gerildim şu anda. İşkence aleti vardı, evet, onu ben de gördüm. Bu ne? Bir bereket tanrısı yok ya, öyle mi? Her yerden var, bir bereket tanrısı koyamadınız şuraya. Abim nerede lan benim? Bak gidelim hadi. Bana bir iyilik yap. Öldüğümde beni bunlardan birine göm. Tamam, anlaştık. Tabii. Seni mumyalayıp organlarını da bir kavanoza koyayım mı? Bir daha düşündüm de. Boş ver. Bir defter için düştüm hale bak. İşte bir tane daha. Hı, bu annemin bence. Bence bu annemin abi. Bu da değil. Bunun antik bir Mezopotamya yıkayıcı kurutucu karması olduğunu sanıyorum. komik olan hep bendim, her zaman. Gerildim ya. Burası nasıl bir ev yani? Burası ev değil ki. Burası bir müze. Burası bir müze abi. Böyle ev mi olur? Hey Nathan, bana bak. Kimim ben? Ha? Doktor Livingston. Hadi. Harika. Eğlendi kendi kendine orada. Harika, biz de geçiştirdik yani, her şey çok komik abi. Böyle bir davetiye almak için nelerimi vermezdim. Yıllık tatil galamız için lütfen Kaşifler Kulübü'nde bize katıl. Veda akşam yemeği. Uzun zaman oldu. Umarım bu yıl bize katılırsın. Ev çok güzel bu arada ya. Yani evet, ev gerici. Güzel. Şimdi nereye peki? Ne? İstediğin yere gidebilseydin. Nereyi seçerdin? Hmm. Her yer olur mu? Her yer olur. Prag. Peki, Viyana. Şey... Viyana. Evet, hadi bakalım. Hindistan. Evet, istikamet Taç Mahal. Kütahya. Evet, dönüyor da dönüyor. Sovyetler Birliği. Hadi Moskova'ya gidelim. Ama içeri girmek biraz zor olabilir. Kızıl Meydan'ı hep görmek istemişimdir. Tekrar deneyelim. İngiltere. Windsor Kalesi'ni görmek gerçekten müthiş olurdu. Öyle değil mi sen? Döndürüp duracak mıyız bunu? Hey bana bakma. O zaman daha doğmamış olman benim suçum değil. Zaten çok da bir şey hatırladığım yok. Ve çok da güzel değil. Hadi bağcılara gidelim. Yani biz ona kalır sayarsa bak kadar döndüreceğiz orayı. Bunu daha yeni okudum. Öyle mi? İyi mi bari? İnanılmaz bir şey. Lhasa'yı ziyaret eden ilk batılı kadın anlatıyor. Bir gün ben de mutlaka oraya gideceğim. Ha, kral, sen zaten çok kral bir adam oluyorsun da yanındaki şerefsiz köpek oluyor. Çoruma git. Hey, şuna bak. Aa, baştan önce gördüğümüz şey. Çok
Böyle mi gezeceğiz annem? Ah, içi sıcakmış. Aa, ben onu da gezmek istiyorum. Ver ver ver, kafama ver onu ha. Ver kafamı, öyle gezeceğim. Böyle güzel oldu. Bereket totemleri. Hey, o şeylere bakmak için yaşın biraz küçük değil mi senin? Bu şaka için senin yaşın biraz büyük değil mi? Asla eskimez bu. Buradaki eserleri gün yüzüne çıkaranın sen olduğunu düşünebiliyor musun? Süper. Heykel memesi falan. Heykel memesi. Hayırlı. Vay be. Bu masa yetimhanenin yemekhanesindeki kadar büyük. Kesin buranın yemekleri daha iyidir. Ona şüphem yok. Vay anasını. Burada müthiş partiler vermiş olmalılar. Tarihi eserlere bakılırsa bunun için yeterli paraları varmış. Evet. Ama son partiden bu yana bayağı geçmişe benziyor. Artık şu lanet defteri bulmak istiyorum. Hey, şu çılgın iblis miğferine bir bak. Ne? Şu Viking miğferi mi? Yapma. Viking miğferlerinin boynuz olmadığını biliyorsun. Bu Perslerden. Maşallah bak, her şeyi biliyoruz. Nasıl bilgiliyim. Nasıl bilgili, zeki bir çocuğum ya. Çakmaklı tüfek. Hala çalışıyor mu acaba? Abi tüfeği elleme. Tüfeği elleme. Şeytan doldurur. Neme lazım. Hadi buradan çıkıyor abi. Buluyoruz abi. Vay. Arabistanlı Lawrence. O filmi hep görmek istemişimdir. Ama hiç fırsatım olmadı. Delireceğim şimdi. Oo, abi bu ev ne? Turnuva zırhı. Fransız'a benziyor. Aklıma şey geldi, sizin de geldi mi? Harry Potter'daki sihirbaz satrancı. Oradaki vezirin de kafalığı böyleydi, hatırlar mısınız? Miğferi. Hey! El fenerini pencerelerin yakınında o kadar sallama. Evet, tamam. İyi dedin kral. Doğru dedin. Yalnız gidiyor. Yerine. Bir ejderha gongu. Güneydoğu Asya'dan gelmiş gibi duruyor. Harika. Buralar ne böyle ya? Bu ev neymiş arkadaş? Şunlara bak. Pusula. Güneş saati. Bir mektup daha bulduk herhalde. Evelyn, macera dolu yaşamın son sayısına rastladım ve kapağını süslediğini gördüğümde hem şaşırdım hem de çok sevindim. Hala yaptığın işten keyif alarak böyle mutlu olduğunu görmek beni sevindiriyor. Ayrı yaşasak da başarıların beni çok gururlandırıyor. Ekte Edmund'un mezuniyet fotoğrafı var. Sınıf birincisi. Sanırım bir şeyi doğru yapabildik. Sana söylediğimi öğrense beni öldürür ama geçen yaz Hindistan'a Edmund'un olmadan gitmeye karar verdiğinde onun hüsrana uğradığını bilmeni istiyorum. O artık becerikli ve kendinden emin bir delikanlı. Bir şeylere aniden kavradığı zamanlarda bana seni hatırlatıyor. Bilhassa Evreka anından hemen önce suratının aldığı o şekil. Dahası seni kelimelere dökebileceğinden bile çok seviyor ve sana hayranlık duyuyor. Yıllardır zorlukların üstesinden geldim ve senden hiçbir şey istemedim. Şimdi bir sonraki yolculuğunda Edmund'u yanına almanı istiyorum. Bunu bir zorluk teşkil edeceğini ve olağan hızında ilerleyemeyeceğini biliyorum ama söz veriyorum. Sana kimsenin bahsedemeyeceği türden bir mutluluk yaşayacaksın. Bir sonraki büyük keşfini duymak için sabırsızlanıyorum. Göğsümüzü kabartmaya devam et. Kucak dolusu sevgilerle kendin. Ooo. Oluşu. O da oluşum varmış. Burada bir şeyler var. Hey, senin favori kitabın da buradaymış. Sahi mi? Hangisi? En meşhur korsanların soygun ve cinayetlerinin genel tarihi.
Daha çok genellikle uydurulmuş tarih. Yazarın ismi bile sahte. Sahte olsun olmasın. Bu bence ilk basıma benziyor. Ciddi misin? Ne acayip yermiş burası. Vay be. Götürmek ister misin? Hayır. Abi şöyle bir evde yaşayamazsın ha bu arada. Ben tırsarım mesela şöyle bir evde uyumaya etmeye. Yaman mesela, korkarım. Ne zamandan beri klasik müzik dinliyorsun sen? Eğitim müzemizde sergilenen bir Amenhotep lahitlerine katılmasına izin verin. İsteksiz oluşunu elbette anlayabiliyorum. Geriye ne de olsa keşfi bizden önce yaptınız ama teklifimiz cemaatinden de fazlasını taşıyor. Ve sizi temin galiba ederim ki bu lahit bulunma safhasında harcanan çabaya yakışır şekilde gereken itina ve saygıyla sergilenecek. Lahitin ihtişamının tadını evinizde yıllarca çıkarttınız bunu. Dünyanın geri kalanıyla da paylaşma zamanı geldi. Umarız teklifimizi düşünürsünüz. Saygılarımızla Peter K. Hep telif bu arada, kesin biliyor musun? YouTube'a yükleyeyim desen net telif. Ne? Hoşuna gitmedi mi? Gitti. Ama başım şişti. Oh vay canına. Amelia Earhart'ı tanıyorlarmış. Hadi orada. 8 Haziran 1937. Sevgili El Mirador yolculuğun kulağa harika geliyor. Mayalar sana bir şeyler bırakmışlar mı? Döndüğünde daha fazlasını duymak için sabırsızlanıyorum sevgilerle. Ey Earhart. Bir kutu. Ne çıkacak bakalım. Bu da bizimki değil. Lanet olsun. Dünyadaki her şey hakkında günlük var. Ama anneminki ortada yok. Bu büyük bir ev. Hemen pes etme. Tamam. Bu arada ev açık annemin dünya abi. Annemin burada olduğunu sanmıyorum. Şimdi de... Ev çok net açık dünya. Yukarıya bakalım. Samuray. Hadi onu takalım. Armayı tanıdın mı? Biraz mı yaprakları? Bakalım. Söyleme. Tokugawa klanı. Aşırı tatlı evet, oldum ya. Doğru bildin. Ben buralara geldik zaten. Okey. Abisi ev büyük. Şimdi ne yapacağız? Sonuçta yukarıya çıkamıyorum. Abi mi lan o? Ödüm patladı. Dedim o kim? Bunda hem boynuzu var ama hem kulakları var. Bu çok. Annemin eşyaları bu odalardan birinde. Başka bir yol bulmalıyız. Kilitli. Kilitli. Tabii de hepsi kilitli abi. Hepsi kilitli. Kırlarda yerler olabilir mi acaba? Bir kapı var brom. Ben niye denemiyorum? Abi? Abim nereye gitti? Abi? Abicim? Ne var orada? Dur bakayım.
Davar gibi boyum var. Gelsin şuraya. Neye bakıyorsun ya orada? Tam havalandırma var. Evet biliyorum. Ben de gördüm ama. Nasıl gideceğiz işte oraya? Sıkıntı o zaten. Hey! Havalandırma deliği. Yukarıda. Evet. Evet. O bizi altındaki odaya sokabilir. Gerçekten bizi değil. Seni. Ne? Ben oraya sığamam. Halledebilir misin? Kafa mı buluyorsun? Halledebilir miymişim? Pekala. Hünerlerini görelim bakalım. Ya niye büyük büyük konuşun oğlum ya? Hiç de halledemezsin. Seni ben kontrol ediyorum. Birinci sanı nereden çıkartacağım i̇şte, ben? İşte şuna bir göz at. Hazır mısın? Hay aksi. Bak bir Polaroid. Ver bakayım. Hala çalışıyor gibi. Evet gel. Şimdi gülümse bakalım. Kaybetme sakın. Ben Nathan'a çok üzülüyorum ya. Daha sallayayım. Tam olsun. Hı. Tamam. Tamam. Buraya. Durma abi. Hadi basın. Sakın düşeyim deme. O iş bende. Oh. Niye oraya tutunmadın? Yapma böyle işler işte bak. Şu an tutunması gerekiyor. Şaka mı yapıyorsun bana? Bak yuvarlığa basıp kendimi bırakmam gerekiyor ki bırakıyorum da mecburen. Orada da sağa gitsen bakayım abi. Daha da çok becerik olacaksa. Üste diyen zekileri siz de görebiliyorum. Üste de gidiliyor. Bir tane işte bir şey deneyeceğim. Ya. Çık bakalım. Her seferinde seni yukarıya atıyor. Neden o zaman yuvarlığa bastın oraya? Şaka gibi lan. Bir saniye. Bende mi yatağı var şu an? Üstten etkiler diyorsun bak şimdi. Aa.
Abi bu bir şaka olmalı ya. Bu gerçekten bir şaka olmalı. Abi sabahtan beri basıyorum, olmuyor. Neden şimdi oluyorsun, beni sinirlendiriyorsun? Allah Allah, kızdım bildiğin. Saniyede geçecek olan şey 5 saatte gibi. Tamamdır. Dar burası. Pekala. Tamam. İçerideyim. Kapıyı açabilecek misin? Hasta biri var. Bekle biraz. Kapı bu taraftan da kilitli. Bak bakalım etrafta bir anahtar var mı? Baya çok hasta birisi varmış lan. Kodein. Olacağı ayrı kesici var. Evelyn, bu mektubu yazmak zorunda kalmazdım sanıyorum. Son konuşmamızın niyetimi açıkça ortaya koyduğunu sanıyorum. Benimle iletişime geçmek için bulunduğun devamlı girişimleri görmezden gelmek doğru mesajı verir sanıyordum. Kızıma postayla bir çek gönderdiğini öğrenince bu mesajı senin gibi birisi için fazla hafif kaldığını anladım. Parana ihtiyacım yok. Daha da önemlisi, paranı istemiyorum. Yardımın olmadan ailemi gayet güzel bir şekilde idare edebilirim. Bu boş hareketlerin aramızdaki ilişkiyi yeniden alevlendireceğini düşünmek... İkimizin de zekasıyla alay etmek anlamına geliyor. Aramızdaki bağdan geriye kalan son parça babamın cenazesine gelmeye tenezzül etmediğin zaman kopmuştu zaten. Son nefesini verdiği anda bile seni sevmeye devam ediyordu. Bense sevmiyorum. Umarım aradığın her neyse onunla huzur dolu bir yaşam bulursun. Ama sakın benimle ya da ailemle bir daha irtibat kurma. Edmund. Ah. Ne kadar üzücü bir şey. Ah. Harbi çok üzücü lan. Benim de yani şöyle bir içim bir kötü oldu. Evet abi, burada harbi yok etmiş de. Tamam. Hadi. Deneyi alalım gidip. Nate diyorum, Sam. Kafa gitti. Hadi Nate, gidip Sam'i alalım. Oyunun bu kısımları sıkıcı. Hızlı oynayabilir miyim? Var mı? Bu bir hızlı şey oynanıyor abi. Günlük falan göremedim. Pekala. Hadi gidip diğer kapıya bakalım. Hadi. Yürü. Hadi nasıl bulacağız bakalım şimdi? Neler varmış. Belki kapı sıkışmıştır falan, öyle düşünmek lazım. Oo bak, toz tanecikleri falan uçuşuyor etrafta. Hayır. Ay. Kesin bu da annemin değil. De değil abi, ben artık çözmüşüm ya. Hayır. Hayır. Koyalım. Bu da değil.
Kardeşim annemi gülüyor. Ne yaptım ya? Nerede şu günlüğü ya? Lanet ol. Vay. Sam. Ne, bir şey mi buldun? Al abi. Al abi. İşte bu. Ay arkada heykel varmış, ödüm patladı. Ne oldu? Niye duygulandın? Cennet'in zenginlikleri. Evliliğin bir koleksiyoncudan birçok 18. yüzyıl dokümanıyla beraber korsanların genel tarihinin birinci baskısını satın aldı. Aralarında Henry Avery'nin tayfası olduğunu kabul edip Avery'nin dev hazinesini de yerinde işaret ettiği muhtemel olan Joseph Burns'e dair oldukça şaşırtıcı bir mektup buldum. Cennet'in zenginlikleri. Başka neye işaret edebilir ki? Eğer bu mektubu hapishaneden yolladıysa hazine besbelli yanında değildi. Öyleyse hazine nerede? Henry Avery'nin Gunsway saldırısını kaynağına kadar takip etmeliyim. Bilinen son görünme yeri. Vay. Henry Avery. Gunsway vurgunu. Oo. Aa, o da ne öyle? Ben bunu hiç görmemiştim. Evet, ben de öyle. Ama bu... Evet, bu kesinlikle annemin yazısı. Ellerinizi kaldırın. Yavaş olun. Hey, hey, hey. Buna hiç gerek yok. Elinde ne var? Hey, hey, hey. Silah bana doğrult. Günlüğümü bana verin. Tamam, tamam. Tamam. Üzgünüm Nathan. Al abla ya. Ödüm patladı. Nereden çıktı gecenin bir yarısı? Şimdi ne olacak? Şimdi polisi bekleyeceğiz. Polislik bir şey yok. Tabii ama başınızı artmak istemeyiz doğrusu. Bekle. Yani iki gencin hayatını mahvetmek bu cidden. Size vurmak istemiyorum çocuklar. Aa, vurur. Yapmayın da yani. Bayan. Bir yere zarar vermedik. Kötü bir şey yapmadık, tamam mı? Yaptıklarımızın sonuçlarına katlanmak zorundayız. Bari onu bırakın gitsin. Ya biz bir şey annemin yapmadık. Eşyalarını görebilsin diye getirmiştim. Hepsi bu. Onun bunlarla bir işi yok. Ne? İnanın bana bunların hepsi benim fikrimde. Hayır. Annenizin eşyaları mı? Ama annem hakkında düzgün evet. Konuşsun. O günlük annemizin de. Cassandra Morgan'ın çocuklarısınız. Merhaba. Tanrım. Ne oldu? Abla ağlama. Sizi gidelim. Vurabilirdim. Evet, hala da vurabilirsiniz. Yani şunu indirseniz. Hala da bir ihtimal var, bir bıraksın. Ablam ne hale gelmişsin, hala sigara içiyorsun ya. Annemi tanıyor muydunuz? Yanımda çalışırdı. Fark edeceğiniz üzere bir tür koleksiyoncuyum. Bu kelime biraz hafif kalır bence. Yani annem çevirmeniniz miydi? Anneniz. Şimdiye kadar tanıdığım en zeki tarihçiydi. Evet, öyleydi. Bu doğru. Birlikte her şeyi başarabilirdik. Ama hasta olunca... Üzgünüm. Hayır, sorun yok. Çok uzun zaman oldu. Tüm keşifleri arasında... Bu onun en parlak başarısıydı. Sic parvis magna. Büyüklük küçük küçük başlar. Sir Francis Drake'in ilkesi. Evet, Latince ve tarihi figürler. Sofrada sürekli bunları konuşurduk. Evet, biraz garip bir aileydik.
Size hiç Sir Francis Drake ve varisleri teorisinden bahsetti mi? Sir Francis Drake'in varisi yoktu. Evet. Bu bize tarihin söylediği. Ama annenle buna inanmıyorduk. Allah, sen beni çok korkutuyorsun ya. O korsanın sırlarını arama maceramı da yarım bırakmam gerekecek. Yarım bırakacağım çok şey var. Sigarayı yarım bırakıp gitme de. Bağışlayın. Bir ihtiyarın saçmalıkları. Sigarayı bitir abla, yani ölme sakın ha. İşte. Bu benim kadar sizin de hakkınız. Kim bilir? Belki başladığı işi bir gün siz bitirirsiniz. Polisi de aramazsın evet, ya. Evet şey. Gidebiliriz yani, değil mi? Polisi ben hallederim. İçeri girdiğinize göre dışarıda kendiniz çıkarsınız ha? Evet. Çıkarız çıkarız. Gelin. Sakın şimdi ölme. Teşekkür ederim. Sakın şimdi karışıklık ölme. İçin üzgünüm. Tamam hadi Nathan. Gidelim. A gidiyor. İyi yapma. Misiniz? Ha siktir ya. Hey! Hey! Cinayetten tutulacağım. Sen? Güdük gibi boyunla cinayetten tutulacağım. İyi misiniz? Gitmemiz peki, gerek. Bir şey yapmalıyız. Evet, buradan hemen gitmeliyiz Nathan. Onu böyle bırakamayız. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bak. Hemen kaçmalıyız. Eğer polisler bizi burada bulursa... Hanımefendi. Nathan! Gitmeliyiz. Hemen. Ya belki de kadın yaşayacak lan diyeceğim de yok ya. Bu kadın bitmiş artık. Ah, olamaz. Pencere, pencere hadi. Tamam, sen üst kata bak. Sen benimle gel. Ben oraya atlayabilecek miyim abisi? Kahretsin. Ben çok ses yaptım. Evet. Hadi çık. Sen. Yakaladım. Ben niye çıkamıyorum? Abi tut beni. Bacı, hadi. Geldim. Bak bak evin arkasına da şimdi değil. Ön kapı güvenli gibi. Hadi. Hey sen, kıpırdama. Ay bileğime bir şey oldu. Burada atlatabiliriz. Memur Murphy konuşuyor. İki hırsız zanlısı yakaladık. Biri yetişkin, biri yetişkin. Kıpırdama dedim. Gelin atla bileğimi başın üstüne koy. Dur lanet olası. Hadi. Yürü yürü yürü. Abi. Yakala. Abi bırakın. Çağırdım zaten. Onu uyarın. Yere yatın. Ellerinizi ya başınıza tamam. Koyun. Ya tamam. Yakalın. Ah kahretsin. Bırak beni. Bırak be. Ben niye bu kadar yavaş koşuyorum peki? Koş.
Abi geldim abi. Topukladılar. Ya abla tam ölecek günü buldun ya. Koşuyorlar. Ala kapını da oraya. Motora çabuk hadi. Tamam sıkı tutun. Day another day abi, harbiden yani not today ya, please not today. Allah kahretmesin. Paçayı yırttık gibi. Şöyle biraz soluklansak diyorum. Kokoreç yiyelim ya bir yerden Allah aşkına. Yetimhanede kavga ettik ki bir tane çocukla, onun için yüzümüzde morluk var. Ne acayip gece ama. Evet acayip. Evet. O yaşlı bayan. Nathan. Hey, beni iyi dinle. Olanlar bizim suçumuz değildi. Yani o bayan, biliyorsun, hastaydı. Yani kötü hissetmen normal. Ama yapabileceğimiz bir şey yoktu. Peki şimdi ne yapacağız? Daha çok hırsızlık. Tamam, biraz daha dayan. Öyle bir noktaya gelmiştik ki. Biricik aşk it olmuyor. Artık hapishaneye sırayla girmiyorduk. Çünkü zaten ikimiz de hapishanedeydik. Ve onu kaybettikten sonra, ya da onu kaybettiğimi sandığımda... Onu tamamen geride bırakmak istedin. Bu nasıl bize onun şerefsizlik gibi yapar ya? İşte bu kadar. Artık her şeyi biliyorsun. Mesele sen olunca her şey kısmına inanmam. Ama... Şu bebek gibi karını bile yani şu ormana getirmek zorunda kaldık senin yüzünden. Ne düşündüğünü merak ediyorum. Seni bulduğum için ne kadar şanslı olduğunu düşünüyorum. Evet. Baby toe. Kolunu bacağını kaybetmemene sevindim. Düşünsenize abi. Seni buradan götürmek benim için işkence olurdu. Abi, ya, bu arada beni nasıl buldun? Kolay oldu yani. Sadece silah seslerini takip ettim. Hayır, buraya gelmeyi nasıl başardın? Sence? Ha. Kral geliyor şimdi. Orada mısın Salih? Merhaba tatlım. Kral. Yorumu nasıl?
Nasıl olsun işte, perişan durumda ama hayatta her zamanki gibi. Sally Reis şimdi geliyor. Şimdi de diğer Drake'i kurtarmamız gerekiyor. Nasıl yani? Bu Nathan. Nate anlatsın sana. Merhaba Sally. Bize katılmana sevindim. Hiç kaçırır mıyım? Sana ne oldu? Rafe'in eline düştü. Siktir. Yerlerini biliyor musun? Evet. Yalnız yengeye de tatlım demeyelim. Oralarda bir yere inebilir misin? Bir bak olur mu? Sam'i bulur bulmaz mümkün olduğunca hızlı gitmemiz gerekecek. Tamamdır. Dur bir dakika. Hazineyi ne yaptınız? Boş ver hazineyi. Ona ihtiyacımız yok. Alcazar? Hayır. Alcazar falan yokmuş. Ölmüş. Hepsi dümenmiş. Ölmüş. Tıraş yani? Yapmış abi bize. Sam'in borcu. Kaçışı. Evet. Ya. Sam hepsini uydurmuş. Evet. Poposundan uydurmuş abi. Göt herifin teki değil mi? Buluştuğumuzda sana her şeyi ayrıntılarıyla anlatırım. Tamam mı? Tamam. Çok merak ettim. Lokar. Siz ikiniz orada dikkatli olun. Bizi bilirsin. Bir öpüşelim karımızla. Al bakalım. Kızın çok öpesim geldi benim. Sağ ol. Rica ederim. Böyle bir karşılaşma yok bu arada yani. Beni kurtardığın için sağ ol. Bir kez daha. Ne dedik? Hastalıkta, sağlıkta demedik mi? İyi günde dedik, kötü günde. Neredeyse gelmeyecektim. Anladım. Gidelim. Bir araç ayarladım.